Arkadaşlar günaydın. Kanalıma hoş geldiniz. Dün video paylaştım arkadaşlar sizlerle. Hepsi burada ile alakalı. Bugün de kısa bir hatırlatma mı diyelim, bir not mu diyelim veyahut da bir hap bilgi diyorlar. Hap bilgi diyelim. Öyle olsun. Birkaç konuda sizi bilgilendirmek istiyorum. Yani çoğunuz biliyorsunuzdur ama bilmeyen de bir hayli arkadaşımız var. Ben bunu gerek çevremdeki internet üzerinden satış yapan arkadaşlar olsun, gerek bana soru soran arkadaşlarımız olsun, onlardan çok duyuyorum. Hatta kargodan başladık. Kargodan devam edeyim, sonra bir ufak böyle bir muhasebeye de doğru gideceğim. Kısa bir vaktinizi almış olayım. Hemen videoyu sonlandıracağım. Şimdi arkadaşlar bu barem kurgusu var. Dün hepsi burada ile alakalı çektiğim videoda da ben bunu paylaştım. İşte bana bir tane sipariş geliyor da müşteri kargosunu ödemiş de benden kargo parası ücreti almıyor diyor çoğu arkadaşımız. Arkadaşlar yanılıyorsunuz. Bu ücret tahsil ediliyor. Lütfen ekstrelerinizi, hesap özetinizi kontrol edin. Bakın zarar ediyorsunuz arkadaşlar. Ben normalde bu videoyu çekmeyecektim ama çekmek zorunda kaldım. Hani bilgilenmek için size aslında bu videoyu çekiyorum. Öyle söyleyeyim. Zarar ediyorsunuz. Fiyat kıran arkadaşlarımız var. Bilmediği için kasıtlı yaptığını düşünmüyorum. Kasıtlı yapan var. O ayrı bir şey. Onu başka zaman konuşalım. Arada böyle ufak tefek videolar çekeceğim. Yani hap bilgi dediğimiz videoları çekmek istiyorum. Hani ben de, beni şimdi takip edenler biliyor ama yeni takip edenler varsa, ben profesyonel bir eğitmen vesaire değilim. Bunu en başta söyleyeyim size arkadaşlar. Ben kendi tecrübelerimi video çekerek sizlere aktarmaya çalışıyorum. Hani benim düştüğüm derken karşılaştığım sorunlarla sizler de karşılaşmayın. İşte çözümlerimi yani çözüm nasıl ürettiysem onları sizlerle paylaşıyorum. Önceden takip edenler beni biliyor. Eğer siz de, bu arada biraz reklam gibi olacak, hani kanalıma abone olup videoları beğenirseniz daha çok kişiye hitap ederiz. Eğer beni bu videoyla izliyorsanız. Dediğim gibi arkadaşlar bu barem konusuna dikkat edin lütfen. Yani ücreti alıyorlar. Yani müşteri ödese de alıyor, ödese de alıyor arkadaşlar. Zaten ücretsiz oldu mu, atıyorum 75 liraya yaptı şimdi hepsi burada. Yarından itibaren, 1 Nisan'dan itibaren geçerli. 75 TL üzerinde müşteri kargo ücreti ödemiyor. O zaman fiyat listesine bakacağız. Atıyorum örnek, HepsiJet ne kadar? 12-13 lira, 15 lira hadi olsun bir desin. Onu bizden kesecek. Bu arada komisyon hesaplamayı, kargo hesaplamayı bilmeyen arkadaşlarımız var. Ona da şöyle bir kısa örnek vereyim. Şimdi bizim ürünümüz 100 lira olsun arkadaşlar, 100 TL. Önce bizden, bunu bütün platformlar yapıyor, aynı şekilde sistem çalışıyor. 100 lira üzerinden, bizim satış fiyatımız üzerinden komisyon oranımız 15 olsun. %15'i düşüyorsunuz arkadaşlar. 100 lirayı eğer örnek, yani 100 lirayı örnek veriyoruz. 100 liranın 15'i, %15'i 15 TL yapıyor. 15 TL düştük. Ne oldu? 85 TL kaldı. Kargosu var. Ücretsiz kargoya düştüğü için ne yapacağız? 15 lirada kargo diyelim. 85 liradan 15 lirayı da düştüğümüz zaman bize kalan para 70 TL oluyor arkadaşlar. 70 lira bizim hak edişimiz oluyor. O da biliyorsunuz vadeler var. Vadelerle alakalı da bir videom var zaten. Ona da göz atabilirsiniz. Kartları da ben bırakırım. Atıyorum 28 gün vade veyahut da 20 gün veyahut da 2 hafta, işte 14 gün veyahut da 1 hafta, her neyse. O vade süresinde size, yani müşteri tabi onay verdikten sonra o vade süresinde ödemeniz size ulaşmış oluyor. Arkadaşlar bir diğer konu da, yani e-ticarete tamam güzel, çağımızın mesleği, biz de yapıyoruz. İşte yıllarımızı veriyoruz. Hani her şey öyle dışarıdan bakıldığı gibi güllük gülistanlık değil. Ben kendi tecrübelerimle bunu söylüyorum. Tabii bizim de hatalarımız olabilir. Hani bizim de yaptığımız yanlış stratejiler olabilir. Hani kendi adımla söyleyeyim. Öz eleştirimi de ben zaman zaman yapıyorum. Yapmıyor değilim. Arkadaşlar bu işe başlayacaksanız lütfen iyi bir araştırma yapın. Ha, iyi bir araştırma şöyle. Tedarikçi bulsun. Hani tamam çok şey yapma. Tedarikçini bul. Veyahut da cebinde bir paran olsun. Arkadaşlar. Hani paranla hareket et. Sonradan sıkıntı yaşama. En önemli konu, önce bir muhasebeciyle gidin görüşün arkadaşlar. Ya KDV'nin ne olduğunu bilmeyen, bana soru soran arkadaşımız var. Arkadaşım bunu bilmiyorsan lütfen, bak açık açık söylüyorum, bana da sakın kızmayın, bu işe girmeyin. Bakın KDV'yi bilmiyorsanız, tamam vergileri geçtim, stopajlı bilmem neydi, onu hesaplayamayabiliriz, tamam. Yani ilk başladığını bilirim ama KDV ya bu. Ya sen şimdi markete gittiğin zaman fiş almıyor musun? Fiş alıyorsun. E ne vergi var değil mi? Orada KDV yazıyor. Atıyorum şimdi 1'e düşen oldu. 8 var. 18 var zaten genelde. 18, elektronikli vesaire. 18. Ya bana diyor ki, bir iki arkadaşımız sordu.
Abi KDV ne oluyor diyor. Ya sen de KDV'yi bilmiyorsun, e-ticarete girmeye çalışıyorsun. Yapmayın bunu arkadaşlar. Başınıza iş alırsınız. Faturasız iş yapmayın. Eğer o düşüncede varsa. Ha, dolap açın. Ek olarak düşünüyorum. Dolap uygulaması var. İşte sahibinden var. Oradan ikinci el al sat yani. Öyle yapabilirsin. Ama bu e-ticaret artık bir meslek. Bir ek iş olarak görmeyin bunu. Ya ben bunu bayağı da çekmeye çalışacak, söylemeye çalışacaktım ama bugüne nasip oldu. Böyle bir vaktim oldu. Dedim çekeyim. Hani sabah şu anda bir yoğunluğum yok. Dedim sizlerle paylaşayım. Bakın zarar edersiniz. Ediyorsunuz da. Ürün aldığım yerlerde de karşılaşıyorum. Kargoda atıyorum kargolarımı götürüyorum. Yani kargoları arkadaşlar alıyor. Kargo şubesinde karşılaştığımız insanlar var. Yakın zamanda birçok örnek var. Kargoyu hesaplamayıp, komisyonu hesaplamayıp veyahut da yanlış hesaplama yapıp zarar eden ve ciddi rakamlarda zarar eden. Bunu yapmayın arkadaşlar. Hem fiyat kırılıyor. Fiyat kırmaya geçtim. Ya düşünsenize. Siz 100 lira bir ürün alıyorsunuz. İşte 20 lira 30 lira kar edeceğim derken 50-60 lira zarar ediyorsunuz o üründen. Ha, bu ticaret değil. Ben bunu bilgilendirmek için size çekiyorum bu videoyu. Bu paylaşıyorum. 6 dakika 6,5 dakika olmuş. Fazla da uzatmayayım. Ya şimdi ekipmanım şey değil. Bir de Ramazan geliyor. Aslında bir canlı yayın yapıp hani soru cevap da yapmak istiyorum sizlerle. Sorularınız varsa bana Telegram'dan yazın. Hani ben de elimden geldiğince size destek olmaya çalışıyorum. Dediğim gibi bunun altını çiziyorum. Ben profesyonel bir eğitmen değilim arkadaşlar. Ben burada tamamen kendi yaşadığım tecrübeleri sizlere aktarıyorum, sizlere paylaşıyorum ki hata yapmayasınız arkadaşlar. Vakit olursa bir iki arkadaşım var. Onların tecrübelerini sizlere aktaracağım kanalımda yakın zamanda. Belki yani Ramazan ayı içerisinde olabilir. Ramazan sonrası, bayram sonrası da olabilir. Belki piyasadan ürün aldığım yerlerle şey yaparız, şey soruyor, soran oluyor. İşte abi ürün bulabilir miyiz? İşte atıyorum telefon kılıfı lazım veyahut da işte küçük ev aleti lazım vesairesi lazım. Belki öyle bir çalışma yapabiliriz. Aslında ya bu arada dakikada geçiyor kusura bakmayın. Aslında benim daha önce öyle bir düşüncem vardı. Bir iki tedarikçi paylaşacaktım ama tedarikçiler yanaşmadı. Gerçekten samimi söylüyorum. Bir iki tedarikçi buna yanaşmadı. Öyle kaldı. Ama ben size şey yaparım. Hani tedarikçiyle direkt görüşme değil de atıyorum bir cadde vardır. Caddenin ben fotoğrafını falan size çekerim. Video olarak veyahut da çekerim. Atıyorum derim misalene telefon kılıfı burada. İşte ne diyelim küçük ev aletleri bu tarafta. İşte şu bölgede bu bölgede diye. Sizlere bilgi paylaşırım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Dediğim gibi bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz arkadaşlar. Videoları beğenebilirsiniz. Telegram'dan bana yazabilirsiniz. Instagram'dan direkt mesaj atabilirsiniz. Arkadaşlar son bir şey daha hemen söyleyeyim. Lütfen maile dosya dışında yani mail dosya alımı için şey yapıyorum onu. Orayı kabul ediyorum. Yani dosya dışında yazanlar olursa cevap vermiyorum. Maruz görün derler herhalde. Yani lütfen mail adresimi lütfen dosya için kullanın. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. İnşallah faydalı bir video olmuştur. Görüşmek üzere.